İmran Gelin'in sunum masasında tam 12 çeşit lezzet bulunuyor. Yufka ekmek, üzümlü kek, fasulye kavurması, çiğ köfte, kereviz salatası, patates salatası, Rus salatası, kabak tatlısı, börek ve biber dolması masadaki lezzetlerden bazıları. Evet hanımlar, yatak odası güzel geçti mi bakayım? Güzeldi. Ben burada bekledim, bunları tek tek inceledim sizi beklerken. Şimdi İmran'ın sunum masasını nasıl buldunuz? Güzel gelinlerim, söyleyin bakalım. Haftanın ilk günündeyiz. İmran'ın masasını güzel buldum. Ama sadece peçeteliklerini biraz beğenemedim. Bardakların da şu desenini bir alayım bardağa. Yaprak deseni. Yaprak deseni olmasaydı, düz olsaydı daha güzel olurdu. Hı. Ama genel anlamda uyumlu buldum. Hı. Bardakların setini, fiyatını öğrenebilir miyim? Bardaklarım 5000 lira. 5000 lira. 12 kişilik mi? Çay bardağı ve su takımıyla birlikte. 12 kişilik mi? Yok sanırım. 6 kişilik mi? Hayır yok, evet 12 kişilik. 12 ha. Evet. Tabii yani bundan 12, şundan 12, çay bardağı 12. Ya çünkü çok pahalı geldi bana. Evet. Yeni ve şimdi bir sürü bardak vardı orada ama bu kalitede yoktu. Kalite olarak en yüksek bardak buymuş. Ben de en kalitesini almak istedim. Almak istedim. Biraz pahalı geldi. Kullanılıyor evet. Her şey çok pahalılaştı. Evet, Gamzeciğim ya sorma. Yemek takımın şekil olarak güzel. Desen olarak da güzel ama bardakların biraz çok hareketli. Ama yemek takımın sade ve güzel. Kaşıklarının da sade ve güzel olmasını ben beğendim açıkçası. Hmm. Sadece bir bardaklarını beğenmedim. Sunumun da güzel, masa şeyini. Kızcağız paraya kıymış, bir de onu evet, beğenmedin ya. Takım. Yani mutlaka şöyle düzü vardı. Evet, yapraklısı. Vardı. Ama sen de aşık olsun diye yapraklı böyle bir şey tercih ettin. Şimdi bunlar çok sade olduğu için. Biraz orada hareket mi istedin? Evet, evet. Peçete genel anlamda güzel, runner'la falan da uymuş. Ama ben bu inceyi beğenemedim açıkçası. Şu yüzük olayı değil mi? Fazla görüyoruz. Hani değişik bir şey alıp takılabilirdi bence. Yapacağım ya ben bunlardan. Aynen. Yapacağım aslında diyorum. Yaptım oldu yani diyeceğim ya. Bayaslı İnel yapacak çok bunu. Çok güzel yüzükler ama var. Ama şimdi şöyle peçetelik zaten çok hareketli. Bu da şey de olmuş. Ya yine sonuçta bu da ince bir hareketli bir şey. Başka bir şey de olabilirdi o zaman bence. Senin evinde görelim. Var aldım zaten göreceksin. Bölüyorum ama çeyizinden çıkartıp ben aradım bulamadım. Hatta satıcı şey diyor satıcılarda yok kaldırıldı, onlar çok eskide kaldı falan. Evet, evet öyle söylediler. Ben de çeyizinden çıkartmak zorunda kaldım. Vallahi bunu hala satıyorlar ve tüm gelinler evet, bu böyle takım olduğu için kolaylıkla alıyorlar. Takım evet. Yani ilk gördüğümüzde hoştu ama şimdi her yerde evet, çok fazla olunca da yeter artık diyorsun ya. Bir de ben şunu burada anlatmak istiyorum. Bu sizce peçete mi? Yani sakın yanlış anlama. Bunu bütün gelinlerde görüyoruz. Bu ebatta bir peçeteyi kabul edemiyorum ben aslında. Peçete dediğiniz, tamam mı? Daha geniş, daha uzun olur. Ve peçete nasıl kucağa koyulur biliyor musunuz? Bu şekilde konmaz. Düz bir şekilde konmaz. İkiye katlanır. Bakın ikiye katlanır. Tamam mı? İkiye katlanarak koyulur. Ve dudağınızı da bu şekilde silersiniz. Ve iç kısma doğru kapatırsınız tekrar. Ve böyle kucağınızda kalır. Ama satıcılarımız ne yazık ki evet, küçük şöyle kadınlar. Minik minik yani bu en fazla hani beş çayında belki hani beş çayında böyle bir orta sehpaya koyacağımız ebattı aslında. Yani bunu birçok evde görüyoruz ama ben bugün bunun artık doğrusunu söylemek istedim. Lütfen bunu yapanlardan da rica edelim. Bunlar eskiden hatırlıyor musunuz böyle şey gibi yapıyorlar. Hani mutfak dolapların içine örtüler koyulurdu ya. Ya da salona koyuyorlar üstüne vazo tarzı. Ama bunlar hiçbiri sizin ve bizim suçumuz değil. Bunu satıyorlar. Ve biz de dolayısıyla bunu alıyoruz. Hepimiz yapıyoruz. Alternatifimiz ama yok. Çok istisna işte. Bu iş çok iyi bilenler, bunun böyle olmadığını bilenler yapıyor. Yani dolayısıyla bunun böyle ikiye katladığınızda kucağınızı kaplaması gerekir. Doğrusu bu. Ama bütün gelinler böyle, hiç sıkıntı yok. Ve gri ile siyah orta runner bence çok da güzel olmuş.
Yani gri tonuyla renk olarak şu renk olarak bir farklılık yaratmışsın. Öyle değil mi? Zaten yani olsun olmazdı. Yani farklı kombinler güzel aslında. O spesifik mesela örtüsü kullanmamış mesela arkadaşım. Evet, evet. Bu da gri olsaydı mesela güzel olmazdı. Siyah ve gri ile bravo. Güzel bir şey yapmış aferin. Bence. Çünkü bu mesela suplalar gri. Evet. Bu da gri olsaydı bayacaktı. Bu sanırım ama bu patlattı. Aynen. Aferin. Mutfakta gördüğümüz runner değil mi? Masanın üstüne evet, 3-4 tane aldım ben. Hem sunumlarda kullanıyorum hem de... Dikkatimi çekti de. Muhabbetimize tatlı devam edelim. Meyve olur. Suyu ikram edelim. Süper. İsteyen var mı hanımlar? Ben alayım. Ben de alayım. Hadi bakalım. Uzatın bardaklarınızı. Kendiniz mi yaptınız yoksa hazır mı aldınız? Şöyle ben mutfakta açıklamıştım. Maalesef kırıldı. Şampostayı kendim hazırladım. Ciddi misin? Evet, evet kırıldı maalesef. Nazar. Nazar evet. Diyelim. Ay. Çocuk içmek için alınca kırdı. Olur öyle şeyler evet. Hayatım. Olsun. Evet. Ne olacak? Çay yapmışsın ya. Evet. Benim en sevdiğim şey şu börekli, kekli masalarda çay gidiyor. Çay olacak yani. Evet. Çay olacak. Sağ ol bebeğim. Otur afiyet, bir tane. Peki sen neler yaptın? Hem onu servis yaparken hem kaç çeşit yaptın? Bahset bakalım. Burada da şöyle söyleyeyim yine kayınvalidem. Şöyle. Evet. Bu kereviz, sarımsaklı kereviz. Yoğurt ve ketçap var içerisinde. Mayonez mi demek istedin? Aa evet. Mayonez ve ketçap biraz karışıyor. Onlar evet. Kankalar ya. İkisi böyle hareket ediyor. Mayonez ve evet. Ketçap böyle hareket kafamız ettiği böyle için. Kafamız böyle kalmış. Tamam. Bu taze fasulye. Aa, bu kurtulmuş taze fasulye evet. Yalnız. Değil mi? Evet. Kavurması gibi. Evet ne kadar güzel. Sofra muhakimi değil mi aslında? Çok bilmiyorum. Heyecanlısın. Bugün evet. İlk gün. İmran bunu sen pişirdin peki? Yok onu kayınvalidem pişirdi. Allah'ım kayınvalide yemek masasına da el atmış durumda. Evet. Allah razı herkese olsun. Herkese nasip et. Ay, bence senin yerine kayınvaliden yarışması lazım. Burada kayınvalideni evet. Görmemiz lazım. Çünkü aslında sen her tür söyle bakalım. Helin evet, Hanım. Annem kabak tatlısı yaptı sizler için. Belki sen yersen ağzın biraz daha tatlanır, daha güzel konuşuruz. Tatlandırırız. Evet. Orada kekimiz var. Aşağıda da bir kekim vardı. Göstereyim istersen. Dur bir bakayım. Evet gördük. Evet ona eniştem yaptı. Enişte keki. Evet. Enişte marifetliymiş. Enişten evet. Hani pastacı yok, normal bir memur aslında ama çok... Hobisi. Hobi de değil. Ablamı çok seviyor. Ablamı sevdiği için yapıyor. Ay, ablam yapamıyor keki. Ya. Ay ne tatlı. Evet. Aa, enişte. Çok vallahi şanslısın. Ben diyorum ya. Evet. Damat evi yapalım diyorum. Damat evi. Yapsın beylerin de bir mahalleti. Bir uğraşsınlar değil mi? Evet aslan? Ya. Sonra. Buradan duyurulur. Bunlar... Ben yapacağım onu.